Geçtiğimiz gün yapay zeka dil modeli yani ChatGPT'nin yeni bir sürümü çıktı. ChatGPT 4o isminde ve ben de hemen alelacele bir video hazırladım. Çünkü özellikler gerçekten arkadaşlar heyecan vericiydi. Ve o videomun altına da özel mesaj olarak da sizlerden bir sürü böyle nasıl kullanılıyor bu diye mesajlar aldım. Bunu tabii ki YouTube'da bir sürü kanal var. Bunların hepsinden bakıp bulabilirsiniz. Ve ben de ChatGPT'yi nasıl kullanacağınızla alakalı bir videoyu yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu videoda ChatGPT'yi nasıl kullanacağız, nelere dikkat etmemiz lazım falan hepsini tek tek sizlere anlatacağım arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinleyin. Sorularınız da olursa bunu da yorumlar kısmında mutlaka benimle paylaşabilirsiniz. Tüm bunların dışında bu videoyu izliyorsanız bir beğeni ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kanalda abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi gelelim konuya. ChatGPT arkadaşlar 30 Kasım 2022'de hayatımıza girdi aslında. Sam Altman diye bir adam var. Sam Altman, OpenAI isimli bir firmayı arkadaşlarıyla birlikte 2015 yılında kurmuş ve 2015 yılından beri aslında OpenAI isimli bir firma var. OpenAI ne iş yapıyor derseniz OpenAI ChatGPT'nin ana firması diyebiliriz. Yani iPhone düşünün. iPhone'u yapan firma kim? Apple. Onun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. OpenAI firması da yapay zekayı bir şekilde insan hayatını daha kolaylaştırmak üzerine geliştirmeyi hedeflemiş bir firma. Yani bu firma aslında gelecekte insanların hayatını daha fazla kolaylaştıracak yapay zeka platformlarıyla da karşımıza çıkabilir. Şu anda da zaten 3 tane farklı, bir tanesini yeni duyurdular. Toplamda 3 tane farklı yapay zeka platformu var diyebiliriz bu firmanın, OpenAI'ın. Bir tanesi ChatGPT, bir tanesi Dolly. Dolly de bir fotoğraf yapma platformu aslında. Yani siz prompt girerek, yani istem girerek fotoğraflar, resimler veya illüstrasyonlar yapabiliyorsunuz Dolly'de. Ve bir de bunun dışında Sora isimli bir yapay zeka modelini duyurdular. Ancak henüz yayınlanmada henüz kullanılamıyor. Sora'da metin girerek videolar oluşturabileceğimiz bir yapay zeka platformu olacak. Bu Sora dediğim platform henüz geliştirme aşamasında. Bunların hepsini OpenAI'ın, bakın şöyle göstereyim. OpenAI'ın şöyle web sitesine girdiğinizde, araştırma kısmına geldiğinizde buradan görebilirsiniz arkadaşlar. İşte Sora'yı da, Dolly'yi de, GPT 4o'yu da, bunların hepsiyle alakalı böyle daha detaylı bilgileri buradan elde edebilirsiniz isterseniz eğer. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da ben bu videoda size zaten sadece GPT 4o'yu anlatacağım. Yani ChatGPT'nin nasıl kullanılacağını anlatacağım aslında. Ve bunun üzerinden GPT 4o'nun da biraz yeni gelen özelliklerini böyle sizlere aktarmış olmayı istiyorum. Şimdi ChatGPT nedir ve nasıl kullanılır? Bunun üzerinden biraz gidelim istiyorum. ChatGPT arkadaşlar bir chatbot aslında. Siz istem girerek, yani diğer ismiyle, İngilizce ismiyle prompt girerek ChatGPT'de istediğiniz herhangi bir konuda bilgi edinebiliyorsunuz. Peki bu bilgileri ChatGPT nereden alıyor derseniz de ChatGPT bu bilgilerin tamamını internetten elde ederek harmanlıyor ve bizlere sunuyor arkadaşlar. Ve ChatGPT'nin ücretli modelleri, ücretsiz modelleri var. Ücretli modelinde daha fazla süre, daha fazla sayıda mesajlaşabiliyorsunuz ChatGPT'de ve daha gelişmiş sonuçlar, daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. ChatGPT 4o'nun ücretsiz olacağı da söylendi. Ancak henüz hala aktif değil. Bu videoyu yayınladığım günlerde ve bugün günlerden 15. Bugün ayın 15'i. 15 Mayıs 2024. Şu anda hala aktif değil ChatGPT 4o ve ücretsiz kullanılamıyor. Şu anda ücretsiz kullanılabilen modeli ChatGPT 3.5 arkadaşlar. Bunun üzerinden isterseniz girip istediklerinizi yazıp şu anda ChatGPT 3.5'i ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de ChatGPT 4o ücretsiz hale gelecektir. Bunun dışında ChatGPT'yi isterseniz telefonunuzdan, uygulama marketlerden girip kullanabiliyorsunuz. Bir masaüstü uygulaması duyuruldu ama henüz o da yayınlanmadı. Sadece ve sadece ChatGPT'yi mobil uygulaması üzerinden veya mobil uygulama dışında da bir tarayıcı üzerinden bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Ben size mobil uygulamasında internet tarayıcısındaki halini de, ikisini de bu videoda gösteriyor olacağım arkadaşlar. ChatGPT ile alakalı örneklere geçmeden önce neler yapabileceğinizden sizlere bir bahsetmek istiyorum. ChatGPT'yi kullanarak arkadaşlar chatbot, yani sohbet edebilirsiniz karşılıklı. Bunun dışında isterseniz akademik makaleler için destek alabilirsiniz veya makaleleri yazdırabilirsiniz.
yazdırabilirsiniz. Ancak tabii ki bunların bir yapay zeka desteğiyle yazıldığı mutlaka belli olacaktır arkadaşlar. Ve bunun için de zaten bir makalenin ya da bir ödevin bir yapay zeka ile yazılıp yazılmadığıyla alakalı araştırma yapabileceğiniz internet siteleri de var. Yani böyle bir hileye giderseniz yazdığınız bir makalede ya da yaptığınız bir ödevde bunu mutlaka karşı taraf, öğretmeniniz, hocanız bunu araştırarak mutlaka öğrenebilecektir. Bunun dışında ChatGPT'yi kişisel asistanınız olarak kullanabilirsiniz. Kişisel asistanınız olarak sizinle ilgili veya işinizle ilgili sorular sorabilir ve yanıt alabilirsiniz. Veya merak ettiğiniz konularla alakalı yanıtlar alabilirsiniz. Eğitimle alakalı kullanabilirsiniz. Örneğin bir şeyler yapmak istiyorsunuz bilgisayarda ve bununla alakalı bir bilginiz yok. Bununla ilgili size bilgileri nasıl yapabileceğinize kadar tek tek verecektir ChatGPT. ChatGPT bir arama motoru gibi, yani Google gibi ya da Yandex gibi falan düşünmeyin arkadaşlar. Yani kısa bir bilgi yazıp ChatGPT'den kendinize hemen bir şey alamazsınız. ChatGPT'ye siz detaylı bir şeyler sorarsanız ChatGPT size ona göre cevaplar verecektir. Bunları birazdan daha detaylı anlatacağım. Bunun dışında eğer Plus üyelik kullanıyorsanız Dolly'yi de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ChatGPT'de fotoğraflar veya görseller de üretebiliyorsunuz. Eğer isterseniz bir çevirmen olarak, tercüman olarak kullanabilirsiniz. Özellikle ChatGPT 4.0'dan sonra daha iyi bir hale geldi bu ve karşılıklı böyle simultane çeviri gibi daha hızlı dönüş alabildiğiniz, daha hızlı geri bildirim alabildiğiniz bir çevirmen olarak kullanılabiliyor. Burada da aslında biraz daha böyle çeviri uygulamalarını, işte çevirmenleri, tercümanların işini böyle zora sokacak bir yöne gittiğini söyleyebiliriz. Örneğin şöyle, işte siz tek başınıza bir yurt dışı gezisine gittiniz ve o ülkenin dilini bilmiyorsunuz. Hemen orada ChatGPT'den bu konuda destek isteyebilirsiniz ve kısa sürede karşılıklı birisiyle konuşabilirsiniz. Bunların hepsini birazdan deneriz isterseniz ve siz de bu özellikleri görmüş olursunuz arkadaşlar. Fotoğraf okuma veya fotoğraftan sizlere bir şeyleri tarif etmesini isteyebilirsiniz. Örneğin bir buzdolabının fotoğrafını çekip içerisindeki malzemelerden nasıl bir yemek çıkartabileceğinizi sorabilirsiniz. Bunun dışında bir masaya koyduğunuz malzemelerin, sebze, işte diğer malzemelerin fotoğrafını çekip buradan ben nasıl bir yemek çıkartabilirim sorabilirsiniz. Veya işte bir fotoğraftaki detaylarla alakalı fikir sorabilirsiniz. Ve fotoğraf yapabilirsiniz. Tarif ettiğiniz herhangi bir fotoğrafı Dolly desteğiyle ChatGPT'den alabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bunların dışında ChatGPT bir web sitesi yaparken veya bir yazılım yaparken inanılmaz bir şekilde size kolaylık sağlıyor. Ben bununla alakalı şöyle şeyler yaptım. Çok ihtiyacım olan iki tane farklı uygulama vardı. Fotoğraf seçmekle alakalı. Örneğin işte müşteriden bize gelen seçilmiş fotoğraf listeleri oluyor. Fotoğrafların numaraları oluyor. İşte müşteri 100 tane fotoğraf seçmiş. Ve bu fotoğrafların hepsinin renkleri düzenlenecek. O fotoğrafları müşterinin numaralarını yazarak, fotoğrafların kendisini değil de numaralarını yazarak bize gönderiyor. Ben bununla ilgili bir uygulama yazmak istiyordum ve uygulama yazma, yani yazılım bilgim yok benim. Ve bununla alakalı ChatGPT'den destek aldım. Hatta çok iyi bir şekilde bana böyle yardımcı oldu ve sonucunda istediğimi yapabildim. Bunu da hatta Instagram sayfamda da, YouTube kanalımda da bir Reels olarak yayınlamıştım. Bunun dışında bir çekimden sonra fotoğrafları biz diske aktarıyoruz. Ve diske aktardıktan sonra işte bir kartın içerisinde 3 tane farklı dosya türü oluyor. Fotoğrafların hamları, yani rollları, jpegleri ve videolar oluyor. Ve bir günde çekim esnasında bazen 2000-3000 tane fotoğraf çekiyoruz. Ve bunları ayrıştırmak inanılmaz bir böyle zulüm haline geliyor. Ben de ChatGPT'de bununla alakalı bir uygulama yapmam için bana destek olmasını istedim. Yine bunu da Reels olarak yayınladım sayfamda. ChatGPT'de bu konuda da bana destek oldu. Ve bu kodları yazıp, yazılım kodlarını şu anda bir tane dosya oluşturdum. Artık işte bilgisayarıma aktardıktan sonra diskleri, kartları, o kartların bulunduğu klasörün içerisinde bu oluşturduğum dosyayı bir kere çalıştırıyorum. Roll'ları, jpegleri ve videoları, üçünü de ayrı ayrı klasör halinde toparlayarak, ayrıştırarak bana veriyor. Bu benim için inanılmaz kolaylık oldu aslında. Bunun gibi böyle hayatınızı kolaylaştıracak bir sürü şey yapabilirsiniz. Geçen günde ChatGPT 4.0 çıktıktan sonra şöyle bir şey yaptım ChatGPT'de. ChatGPT 4.0'da yeni çıktığı gün hemen akşam denemek için. Daha önceden renklerini düzenlediğim bir fotoğraf vardı. O fotoğrafı ChatGPT 4.0'ya verdim ve dedim ki bu fotoğraftaki düzenlenmiş renklerin Lightroom presetine ihtiyacım var. Yani o renklerin filtresini bana yap dedim. Ve o da hemen işte bana hem tarif etti nasıl renkler olduğunu o fotoğrafta, hem de dosyasını bana verdi. Lightroom preset dosyasını. Ve ona tıklayıp indirdim bilgisayara. Bunun da bir reels'ını yaptım aslında. Bu da yine Instagram sayfamda ve YouTube kanalımda mevcut. Ve inanamazsınız, benim işlediğim renklerle işte ChatGPT'nin bana verdiği renkler
renkler birebir aynı. Ham dosyanın üzerine renkleri uyguladığımda birebir aynısı tutuyor arkadaşlar. Bu da beni çok şaşırtmıştı. Şimdi sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizlere uygulamayı anlatmaya başlamak istiyorum. Biraz böyle neler yapılabildiği ile alakalı da bilgi vermek istedim size öncesinde. Daha böyle genel bir bilginiz olması için. Şöyle ekranımı da göstereyim sizlere. Şu anda ben özel bir sekme açtım. Şu anda bu ekranda bir üyelik falan yok arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi işte ChatGPT 4 için kaydolmanız gerekiyor. Yani ücret ödemeniz gerekiyor. Şu anda ChatGPT 3.5 kullanılabiliyor. Bunun üzerinden sizler de kullanabilirsiniz. Veya uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama marketlerden. ChatGPT'nin beyaz logolu bir uygulaması var. Bunun da isterseniz linkini ben videonun açıklama kısmına bırakırım. Oradan tıklayıp direkt telefonunuza indirebilirsiniz. Şimdi neler yapabileceğimizle alakalı böyle çok genel şeyler var ama böyle birkaç soru sorayım. Sizler de görün istiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum ChatGPT'ye. Benim elimde 2 adet yumurta, 1 patates ve 2 soğan var. Bunun dışında 1 adet biber var. Bunlarla nasıl bir yemek yapabilirim? Bana tarif eder misin? Şimdi böyle bir soru soruyorum ve Enter'a basıyorum. Bunu ChatGPT 3.5'te yapıyoruz. Ve direkt bana gördüğünüz gibi lezzetli bir omlet yapabilirsiniz diye hemen anında cevap verdi arkadaşlar. Bu gerçekten inanılmaz bir kolaylık. Şimdi ChatGPT'ye soru sorarken siz ne kadar detaylı istem girerseniz, yani detaylı prompt girerseniz o kadar daha iyi sonuç alırsınız arkadaşlar. Bunu affedersiniz ama malı anlatır gibi anlatmanız lazım ChatGPT'ye ki size daha doğru sonuçları versin, daha doğru şeyleri versin. Evet. Şimdi bir soru sorduk ama ben şunu anlatmadım sizlere arkadaşlar. Buraya nasıl geleceğiz? Bu kısma nasıl geliyoruz? ChatGPT.com internet sitesi. Buna girdiğinizde arkadaşlar direkt bu sayfa açılıyor. İsterseniz sol alttaki kaydol kısmından direkt kaydolabiliyorsunuz. Kaydolmak da kolay. İsterseniz Google'la devam et deyip direkt kaydolabiliyorsunuz. Ben şu anda kayıt olmayan bir hesap üzerinden kullanıyorum. Birazdan da kayıt olduğum bir hesap üzerinden ayar yapmayı falan da göstereceğim sizlere. Şimdi 3.5 üzerinden göstermek istemiyorum her şeyi aslında. ChatGPT 3.5 üzerinden göstermek istemiyorum. Bunu bir örnek olsun diye, yani ücretsiz de kullanılabildiğini göstermek için aslında sizlere açtım. Ama eğer isterseniz işiniz için kullanacaksanız veya daha iyi sonuçlar almak istiyorsanız, şu anda bu videoyu izlediğinizde de ücretsiz sürümü çok böyle işinizi görmüyorsa eğer, şuradan ChatGPT Plus için kaydol deyip buradan ücretli sürümünü de alabilirsiniz. Ücretli ile ücretsiz sürümünün birbirinden ne farkı var derseniz arkadaşlar, ücretsiz sürümünde 16'ya kadar falan şu anda mesajlaşma yapabiliyorsunuz. Ücretli sürümünde de 80'e kadar mesajlaşma yapabiliyorsunuz. Bu ChatGPT 4o için geçerli. ChatGPT 4 için de 40 taneye kadar mesajlaşma yapabiliyorsunuz. Bu süre 3 saat bu arada. 3 saat içerisinde 80 mesaj 4o için. ChatGPT 4 için de 3 saat içerisinde 40 mesaj. Bu mesajlar eğer siz kullanmazsanız, mesaj sayısı siz kullanmazsanız bu 3 saat içerisinde birikmiyor arkadaşlar. Yani ikinci bir 3 saati devretmiyor bunları. 3 saat içerisinde kullandınız. Daha sonrasında beklemeniz gerekiyor. Bir sonraki 3 saatte kullanabiliyorsunuz. Eğer çok fazla prompt girerseniz, çok fazla bir şeyler isterseniz orada bir network hatası veriyor ve kullanamıyorsunuz zaten. Biraz beklemeniz lazım. Bunun için de şöyle bir hile yapabilirsiniz isterseniz. Yani ücretsiz kullanıyorsanız, bunun için söylüyorum. Ama orada sizi artık yapay zeka tanımaya falan başladığı için sizin istediğinize göre sonuçlar veremeyebilir. Yani birinde farklı, birinde farklı sonuçlar alırsınız. Ya da birinde en başa dönmüş olursunuz. 2-3 tane hesap kullanırsınız. 2-3 tane hesap kullandığınızda da, kayıt olarak kullandığınızda da daha fazla mesajlaşmanız mümkün. Bununla alakalı IP kısıtı var mı? Bunu bilmiyorum şu anda. Hiç denemedim daha önce. Ben şu anda ücretli versiyonunu kullanıyorum daha çok. Ama çok böyle soranlar olduğu zaman da ücretsiz versiyonu tavsiye ediyorum. Merak edenler genelde ücretsiz versiyonu kullanarak da işlerini görebilirler. Ama daha iyi sonuçlar istiyorsanız ChatGPT'nin mecburen ücretli versiyonunu kullanmak zorundasınız arkadaşlar. O zaman daha iyi verimler alabiliyorsunuz. Şimdi kayıt olduktan sonra arkadaşlar bu sayfayı kapatıyorum ve sizlere ChatGPT 4o üzerinden ve ChatGPT 4 üzerinden bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi ChatGPT 4o'nun arayüzü bu şekilde. Şu kısımda benim kendi şeylerim var. Daha önce yaptığım yazışmalar var. Bunları gösteremeyeceğim sizlere. Şu kısmı açtığınızda burayı zaten geçmiş olarak kullanıyorsunuz ve uygulama sizi tanıyor. Şu kısmı açtığınızda da diğer yapay zeka modelleri, dil modelleri arasında
arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani 4 o 4 3.5 önceki versiyonlar arasında isterseniz geçişler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya şimdi buna yeni bir özellik geldi. Size artık ChatGPT tanımaya başlıyor. Örneğin işte daha önceden yaptığınız bir işi hafızasında tutuyor. İşte daha önceden kendinizle alakalı verdiğiniz bir ipucunu hafızasında tutuyor ve size buna göre cevaplar vermeye başlıyor. Burada isterseniz işte geçici bir şey soruyorsanız ve onu aklında tutmasını istemiyorsanız buradan geçici sohbete tıklayıp ona göre bir soru sorabilirsiniz. Geçici sohbete tıkladığınızda da bunları hafızasında tutmaz ve tanımaz. Yani o anlık cevaplar verir. Daha sonrasında sizin kullanamayacağınız şekilde size cevaplar vermiş olur. Bu özellik önceden yoktu. Sonradan geldi dediğim gibi. Şimdi buranın dışında arkadaşlar sağ tarafta bir profil fotoğrafım var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığımda alt kısımda planım, GPT'lerim, işte ChatGPT özelleştir, ayarlar gibi seçenekler var. Burada planıma tıkladığımda bakın arkadaşlar şu anda mevcut planımı görüyorsunuz. Ve bir de ekipli plan var. Bunun dışında bir de ticari kullanım, şirketler için kullanım planı var. Bunlardan hangi size uygunsa bunu satın alabilirsiniz. Ben Plus kullanıyorum. Fazlasıyla benim işimi görüyor. Ve ayrıca işte Dolly'de fotoğraf falan da bununla üretebiliyorsunuz. Ve özel GPT'ler oluştur kullan olayı da şu aslında arkadaşlar. Kendinize özel bir chatbot oluşturup kendi yazılımınıza ya da web sitenize falan bunları entegre edebiliyorsunuz. GPT'lerim kısmında bende bir şey çıkmayacaktır. Çünkü henüz bunu kullanmıyorum. ChatGPT'yi özelleştir kısmına geldiğinizde de burada şöyle bir şeyler söyleyeceğim size. Burada bakın kendinizi tanıtmanızla alakalı veriler girmenizi istiyor. Bunlarla alakalı çok böyle hassas bilgileri girmemenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü bunları hafızasında tutuyor dediğim gibi. Örneğin şifre işte kendinizle ilgili çok özel bilgileri girmeyin. Çünkü bunlar biraz risk teşkil ediyor ve kendileri de zaten OpenAI'ın web sitesinde hassas bilgileri, çok özel vermek istemediğiniz bilgileri girmemenizi söylüyorlar. Bunun dışında bu kısma işte nerede yaşadığınızı, ne iş yaptığınızı, saatlerce hangi konuda konuşabileceğinizi, hedeflerinizi, gelecek hedeflerinizi ve hobilerinizden, ilgi alanlarınızdan bunların hepsinden bahsedebilirsiniz. Şu kısımda da yazıyor zaten. Ben de buraya kendime göre bilgiler yazdım ve bana cevap verirken beni tanıyarak bu şekilde cevaplar veriyor. Şu kısımda da sizinle nasıl bir dilde konuşmasını istiyorsanız bunu belirtmeniz gerekiyor. Bunları belirtirseniz sizi daha iyi tanıyor ve sizin sürekli böyle gereksiz şekilde konuyu uzatmanıza gerek kalmıyor. Yani siz burada kendinizi tanıtırsanız, nasıl cevaplar istediğinizi anlatırsanız eğer bir şey sorduğunuzda onu daha detaylı yazmanıza gerek kalmaz. Örneğin işte atıyorum ben bir içerik yazacağım. Bu içerikle alakalı bana bilgi ver. Bu içeriğin konusu şu dediğinizde bununla alakalı sizin zaten burada detaycı bir dille konuşmasını istediğinizi, detaylar istediğinizi, işte kendi görüşünü de belirtmesini istediğinizi vesaire bunları belirttiğiniz için bunları tek tek ayrıca yazmanız gerekmiyor. Bu kısımda bunları eğer girerseniz sizin için daha iyi olur. Eğer ücretli kullanacaksanız arkadaşlar, ücretli kullanmıyorsanız da yine girin arkadaşlar. Fark etmez. Yani her şartta girebilirsiniz. Ayarlar kısmına geldiğinizde de burada da yine işte ChatGPT kullanımla alakalı ayarlar var. Kişiselleştirme kısmında da burada hafızasında tutmasını istiyorsanız sizinle alakalı böyle detaylı bilgileri daha önce yaptığınız sohbetlerden çıkarım yaparak burada kendisi hafızasında tutuyor bazı bilgileri ve bu bilgileri dayanarak size yanıtlar veriyor. Bu sayede sizin kendisiyle daha kısa bir iletişim kurmanızı sağlamış oluyorsunuz. Bu sohbetlerin de tarihçesini mutlaka tutun. Eğer gereksiz bir sohbetse yaptığınız sohbet, o sohbeti silin veya gelin buradan yönete tıklayın. Buradan o detaylı bilgiyi de verdiğiniz detay bilgisini hafızasında tutmasını istemiyorsanız buradan o bilgiyi silebiliyorsunuz arkadaşlar. Konuşma kısmında mobil uygulama üzerinden konuşma yaptığınızda hangi robotla konuşmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Bu kısımda da veri kontrolleri, işte paylaşılan bağlantılar varsa, verilerinizi dışarı aktaracaksanız, herkesin erişmesine izin veriyorsanız bunun gibi şeyleri ekliyorsunuz. Yapıcı profili de burada da eğer bir uygulama geliştiriyorsanız falan burada bazı hesaplarınızı bağlamanız gerekiyor. İşte internet sitenize falan buradan veri aktarıyorsanız bununla alakalı kısım burası da ben bunları şu anda kullanmıyorum. Güvenlik kısmında da isterseniz iki faktörlü doğrulama getirebiliyorsunuz veya diğer aygıtlarda falan işte oturumlar varsa onları kapatabiliyorsunuz. Bunları böyle detaylı anlatmış oldum. Bunlar ayar kısımları. Şimdi gelelim prompt girme kısmına arkadaşlar. Şimdi promptları böyle detaylı anlatmanız lazım buna. Yani biraz önce de söyledim, malı anlatır gibi anlatmanız lazım. Detayları çok iyi vermeniz lazım ki çok iyi sonuçlar alabilin. Şimdi ben buradan prompt gireyim. Sizler de görün. Bir tane fotoğraf yaptıralım. Bir tane de böyle içerik metni isteyelim birlikte. Nasıl kullanıldığını görmüş olun. Şimdi şöyle bir tane fotoğraf isteyelim. Örneğin İstanbul'da
sabah çekilmiş bir manzara fotoğrafı. Fotoğraftaki adam üzerine kırmızı takım elbise giymiş. Böyle böyle detaylar verirseniz daha iyi olur. Hava durumu yağmurlu, yağmurlu. Kalabalık bir İstanbul manzarası. Manzarada Boğaz Köprüsü ve ne diyelim? Boğaz Köprüsü ve vapurlar var diyelim. Şimdi buna enter'a basalım. Şu anda fotoğrafı yapıyor bizim için. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Ben de bunu merakla bekliyorum. Bu arada bir yapay zeka platformunun ya da bir uygulamanın yapmış olduğu fotoğraf o anda ilk kez yapılmıştır. Ve bir daha aynısını yapamazsınız arkadaşlar. Benzerini yapabilirsiniz. Wow! Çok iyi bir sonuç geldi. Şuna bakar mısın? Yani tam böyle istediğimiz gibi bir sonuç geldi. Şurada biraz alakasız bir böyle şey var. Perspektif var sanki ama bayağı iyi bir sonuç geldi. Şunu anlatıyordum. Şimdi biz bu fotoğrafın aynısını hiçbir zaman bir daha yapamayız. Bunun üzerinden benzerini isteyebiliriz belki. Ve bu fotoğraf hiçbir zaman yapılmadı. Şu anda sadece biz yaptık. Bize özel. Ve aynısını tekrar bunun dediğim gibi yeniden bu prompt'u yazarsak farklı bir fotoğraf verecektir bize. Şimdi bu prompt'u yeniden yazalım. Bakın nasıl bir şey verecek bize. Wow! Bu da çok güzel. Burada da böyle güzel bir fotoğraf verdi. Burada da yine perspektif hataları var. Bakın adam yokuşta şu. Bununla alakalı demek ki detay vermemiz gerekiyor. Yani eğer siz de böyle yaptığınız fotoğraflarda hatalar alıyorsanız buna göre detaylar verebilirsiniz. Adam köprünün üstünde ya da adam köprünün altında gibi detaylar verebilirsiniz. Detayları ne kadar açıklayıcı, ne kadar net verirseniz arkadaşlar o kadar daha iyi sonuçlar almanız mümkün bu arada. Şimdi bir de içerik metni yazdıralım demiştim. Şimdi şöyle bir şey isteyelim. Instagram'da yayınlamak üzere böyle çok karışık bir şey olsun. Instagram'da Reels olarak yayınlayacağım dikey çekilmiş bir videonun içerik metnini isteyelim. Ama konumuz şu olsun. Bu fotoğraf olsun. Bu fotoğrafı anlatan bir içerik yapmak istiyorum diyelim. Bana bunun kurgusunu, senaryosunu bunların hepsini yap ver diyelim. Bakalım ne olacak. Şimdi buraya yazıyorum. Bu arada arkadaşlar yapay zeka ile de konuşurken böyle kendiniz düzgün bir dil kullanırsanız bu çok önemli. Bu sizin daha iyi sonuçlar almanızı sağlıyor aslında. Bana bunu ver, bana bunu yap deyip konuyu kestirip atmayın. Böyle detaylı detaylı ne istediğinizi yazın ve sonunda da bunları böyle güzel bir dil kullanarak isteyin bence. Ben genelde böyle yapıyorum. Şimdi metni yazıyor bakın. Video senaryosu İstanbul'da yağmurlu bir sabahın hikayesi. Metini yazdı. Şu anda videonun kurgusunu yazıyor. Şimdi bu senaryoyu beğenmediyseniz eğer bununla alakalı daha farklı bir şeyler isteyebilirsiniz siz buradan. İşte örneğin işte İstanbul'un genel manzarasıyla başlayın demiş. İşte Boğaz Köprüsü vapurlarının detaylarını gösteren yakın çekimler kullanın falan filan demiş. Bunu beğenmediyseniz yenisini isteyeceksiniz. Bunu beğenmedim işte örneğin atıyorum Boğaz Köprüsü vapurlarının detaylarını gösteren yakın çekimler yapmak istemiyorum. Daha genel ölçütte olsun. İşte İstanbul'un genel manzarasıyla başlamak yerine yağmurların yere düştüğü, yağmur damlalarının yere düştüğü detay görüntülerle filme başlamak istiyorum. Bana ona göre senaryoyu yaz. Bu film daha eğlenceli olmalı diye belirtebilirsiniz. Bunu şekilde konuşturarak senaryonun son halini netleştirip daha sonrasında ona göre de çekiminizi, işte kurgunuzu vesaire bunları yapabilirsiniz. Masaüstü tarafında konular böyle arkadaşlar. Yani böyle detaylı detaylı ne istediğinizi belirtirseniz yapamayacağı şey yok. Örneğin işte bir soruyu çözdürebilirsiniz. Geometri sorusunu çözdürebilirsiniz. Bunu da yapalım hep birlikte. Geometri sorusu bulalım bir tane. Geometri sorusu. Bakın şunun fotoğrafını çekelim. Ya da bunu ben bir kaydedeyim şöyle. Kaydettim. Şimdi şuradan şu geometri sorusunu ChatGPT'ye yüklüyorum bakın. Daha sonrasında da buraya şey yazıyorum. Bu sorunun cevabı nedir? Şu an düşünüyor. Bakın bir de size anlatıyor yani nasıl çözümü olduğunu, çözümünün nasıl olduğunu anlatıyor. C açısını sormuş. C açısı 36 derecedir. Şu açıyı sormuş aslında. C açısı 36 derecedir. Şu anda bunu böyle kafamda doğrulayacak bir vaktim yok. O yüzden arkadaşlar muhtemelen doğrusu da budur. Eğer yanlışsa cevap bunu da bir yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi bunun gibi şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar ve bunları aklınıza gelecek her şey aslında ChatGPT'de yapılabiliyor ve yeni gelen ChatGPT 4o ile birlikte karşılıklı işte sohbet edebiliyorsunuz. Artık sizi görebiliyor arkadaşlar. Henüz bunlar aktif olmadı ama yani bu tarihte henüz aktif değil. Şu anda 15 Mayıs 2024 tarihindeyiz ve şu anda hala aktif değil. Dolayısıyla eğer şu anda bu videoyu izlediğiniz günlerde bizi görebiliyorsa ChatGPT bununla alakalı da mutlaka video yayınlamışımdır. Buna da kanalımda bir girin. Mutlaka bakın. Bakın
arkadaşlar. Detayları oradan görebilirsiniz. Şimdi geçen gün lansmanını yaparlarken ChatGPT 4.10'un şöyle şeyler gösterdiler arkadaşlar. İki tane insan, birisi kadın birisi erkekler. Erkek oturuyor ve şey soruyorlar. Diyorlar ki ChatGPT'ye şu anda sıkılıyoruz, ne yapalım? Size bir oyun oynamanızı öneririm diyor. İşte taş kağıt makas oyununu oynayın diyor. Onlar da diyor ki tamam, sen de spiker olarak davran diyorlar. Yani ChatGPT'den spiker olmasını istiyorlar. O da ChatGPT de spiker olarak davranıyor ve telefonu da koyuyorlar bir köşeye. Telefonun kamerasından onları izliyor ve hangi hareketleri yaptıklarında nasıl bir sonuç alınacağına kadar bunların hepsini söylüyor. Ve bunun dışında artık karşılıklı bir insanla konuşabildiğiniz hızda ChatGPT ile konuşabiliyorsunuz sesli olarak. Burada da birazcık daha işte ChatGPT 4.0 ismi üzerinden Omni'ye, yani burada da her, yani her kelimesine her şey, her şeye yapabildiğine ve buradan Her filmine falan da dikkat çekildiği söyleniyor. Barış Özcan da hatta bununla alakalı bir video yapmış. Her filminde de adam yapay zeka robotuyla konuşuyor ve işte o yapay zeka robotu telefonun kamerasıyla o kişiyi yönlendiriyor. Filmdeki ana karakteri yönlendiriyor. Ona birazcık vurgu yapıldığı falan söyleniyor. Gerçekten de birazcık böyle Her filminin tam durumuna gelmiş durumdayız arkadaşlar. Yapay zeka tarafında. Umarım böyle hayatımızı kolaylaştıracak, bambaşka hale getirecek şeyler olur. İlerleyen günlerde hayatımız böyle teknoloji sayesinde daha kolay hale gelir. Şey diyenler var, işte bazı meslekler bitecek. Evet, bazı meslekler kısmen bitebilir. Ancak her zaman için tüm mesleklerde iş gücüne ihtiyacımız var. Burada da her meslekte olduğu gibi yapay zeka sizin mesleğinizin içerisine dahil olduğunda o mesleği geliştirebilmek için ne yapabilirsiniz? Buna odaklanmak önemli arkadaşlar. Eğer siz benim mesleğimi bitirecek yapay zeka falan filan bunlara kafayı yorarsanız zaten sen bir şey yapmıyorsun ki. Yani mesleğin tabii ki biter. Yani her zaman için yeniliklere açık olmak gerekiyor. Yenilikleri takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Mesleğin yaptığınız işle ilgili. Eğer yaptığınız işle ilgili yenilikleri takip etmezseniz tabii ki mesleğiniz biter. Dolayısıyla o mesleği siz bitirmiş olursunuz. Yapay zeka bitirmiş olmaz. İnsanlar kendi mesleklerini kendileri bitirirler. Yenilikler hiçbir zaman insanların mesleğini, işini, gücünü elinden alamaz. Sadece kolay hale getirir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim ChatGPT'nin mobil uygulamasına arkadaşlar. Şimdi mobil uygulamayı açıyorum buradan. Şöyle kayda gireyim telefonumdan da hatta. Gördüğünüz gibi şu anda mobil uygulamayı açtım arkadaşlar. Mobil uygulamada da yine her şey aynı aslında. Hiçbir değişim yok. Sağ altta sadece ekstra olarak bir kulaklık ikonu var. Bu ikona bastığınızda ChatGPT ile karşılıklı konuşmaya başlıyorsun. Şimdi beni tanıdığı için birazcık kendimle alakalı bir şeyler sorayım. Merhaba ChatGPT. Şu anda bir YouTube videosu çekiyorum ve seni anlatıyorum. Benimle alakalı neler bildiğini söylemek ister misin? Merhaba İsmail. YouTube videon için seni anlatmam çok hoş bir fikir. Sen yetenekli bir dijital içerik ve eğitmen. YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda aktif olarak içerik paylaşıyorsun. Fotoğraf ve video çekmeyi. Ayrıca... Bu kadarı yeterli. Daha fazla böyle uzatsın istemiyorum. Yabancı birisi gibi davranayım istiyorum ve şey diyeyim, yani bunu bana tercüme etsene. Merhaba, şu anda benimle konuşan birisi var. Hangi dilde konuştuğunu bilmiyorum ama ne konuştuğunu anlamak istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Elbette yardımcı olabilirim. Karşındaki kişinin söylediklerini bana aktarabilirsen hangi dil olduğunu tesmeye ve ne dediğini çevirmeye çalışırım. Hello, how are you? What's your name and where are you from? Görünüşe göre karşındaki kişi İngilizce konuşuyor. Hello, how are you? What's your name and where are you from? Diye sormuş. Bu merhaba, nasılsın? Adın ne? Ve nereden geliyorsun? Anlamına geliyor. Şimdi bu sorulara nasıl yanıt vermek istediğini düşünebilirsin. Anladım, anlıyorum. Merhaba diyelim o zaman. Ben de iyiyim. Adım İsmail Sarıkaya ve ben Çankırılıyım diyelim ona, olur mu? Ben çünkü bilmiyorum İngilizce. Tabii, İngilizce olarak karşılık vermek istiyorsan şöyle diyebilirsin. Hello, I'm fine. My name is Maya Sarıkaya and I'm from Çankırı, Türkiye. Bu cümle merhaba, ben iyiyim, teşekkür ederim. Adım İsmail Sarıkaya ve ben Çankırı, Türkiye'den anlamına gelir. Böylece karşındaki kişiye kendini rahatlıkla tanıtabilirsin. Teşekkür ediyorum. Tüm bunların dışında ChatGPT'den sizinle farklı bir duygu durumunda konuşmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin işte benimle alaycı bir dille konuş. Ya da benimle duygusal bir dille konuş diyebilirsiniz. Şimdi benimle fotoğrafçılıkla alakalı daha komik bir dille ve eğlenceli bir dille konuş. Fotoğrafçılık mı? Hadi canım sen de. Fotoğrafçılık dediğin düğmeye basıp çekmekten ibaret değil ha? İşin içinde bir sürü hüner var. Mesela rule of thirds denilen bir kural var. Yani üçte bir kuralı. Bu kurala göre nesneyi karenin tam ortasına koymak yerine üçte birlik noktalardan birine yerleştirirsen fotoğrafın daha ilgi çekici oluyor. Ayrıca iyi bir fotoğrafçı olmanın sırrı
Sürekli fotoğraf çekmek. Ekipmanın ne kadar pahalı olursa olsun, onu kullanmadıktan sonra ne fayda? Hava iyi mi kötü mü? Kamerayı kap, dışarı çık. Biraz bulutlu hava mı var? Harika, doğal bir filtre olmuş oluyor. Yumuşacık ışık sağlar, tenleri falan pürüzsüz gösterir. Ve tabii ki Photoshop'a gelirsek, orası tam bir sihir dünyası. Biraz burayı düzelt, biraz orayı kaldır. Derken fotoğrafı çeken sen oluyorsun ama o fotoğrafın yıldızı Photoshop oluyor. Anladın sen onu. Seni gerçekten susturmak mümkün değil, teşekkürler. Ne demek, her zaman buradayım. İhtiyacın olduğunda yine beklerim. Gerçekten bambaşka bir dünya. Benim çok hoşuma gitti bu yeni gelen 4O dil modeli falan. Daha hızlı bir hale geldi. Daha farklı şekilde sizlere cevap veriyor falan. Sizin de bana bu konuyla alakalı sorunuz olursa bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Videoda bahsetmediğim bir iki şey var. Hemen hızlıca onlardan da bahsedeyim. Dilerseniz kendinizle alakalı, kendi mesleğinizle alakalı falan farklı konularda böyle dosyalar falan da hazırlattırabilirsiniz. Excel soruları sorabilirsiniz. Excel formülleri sorabilirsiniz. Bir uygulamayı nasıl kullanacağını. İşte atıyorum Photoshop'ta bir şey yapacaksınızdır. Bunun nasıl yapılacağını bana detaylı tarif et derseniz bunu size söyler. Bir fotoğrafla alakalı bunun nasıl çekildiğini bana tarif et diyebilirsiniz. İşte bir renk örneğinden bahsetmiştim zaten. Direkt dosya isteyebilirsiniz. Tabii bazı şeyleri ücretli sürümde yapmanız gerekiyor. Bazılarını da ücretsiz de yapmanız gerekiyor. Örneğin size dosya vermiyor ücretsiz sürümde ama ücretli sürümde bir dosya da oluşturuyor sizin için. Bir PDF dosyası yazdırabilirsiniz istediğiniz bir şekilde. Ya da işte biraz önce oluşturduğumuz senaryoyu bana PDF dosyasına yaz öyle ver diye. Bunun gibi bir sürü şey yapabilirsiniz ChatGPT'de. Bana sorularınız olursa bunları mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Özenle cevaplandırıyorum sorularınızı. Bu videoyu izlediyseniz bir beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan, TikTok'tan da ve X platformundan da takip edebilirsiniz isterseniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.